Odak noktasından mutlu akşamlar, iyi yıllar, iyi bir hafta dilekleriyle başlayalım. Ne yazık ki 1 Ocak, bu 1 Ocak'ın ilk dakikalarında, ilk saatlerinde hepimize ulaştığı üzücü haber. Geride bırakmış olduğumuz 2016 yılı içerisindeki acıların tekrarlanmamasını temenni ettiğimiz dakikalarda İstanbul'dan bu kez çok acı bir haber geldi. Hepimiz biliyoruz detaylarını, her an paylaşmaya da devam ediyoruz Diyalog TV haber bültenlerinde. Ancak bu son olsun temennisinden başka diyebileceğimiz bir şey yok şu an itibariyle. 2017 bizim için de çok zor bir yol olacağı benziyor, önemli bir yıl olacağı benziyor. Zira artık Kıbrıs müzakerelerinin 50 yıllık müzakere sürecinin sonuna geleceğimizi düşünüyoruz. Bu bağlamda Cenevre'de yapılacak olan görüşmelerden elde edilecek bir sonuç, anlaşmazlıkta anlaşma ya da referandum noktasında bir karar hepimizin geleceğini, Kıbrıs'ın geleceğini, bu adada yaşayan insanların geleceğini etkileyecektir şüphesiz. Tabii ki bölge ülkeleriyle yapılacak olan ilişkileri de haliyle dolaylı ya da dolaysız bir şekilde etkileyecektir. 2017 yılının güzel haberleri çoğunlukla paylaşacağımız bir yıl olması temennisiyle hepinize bir kez daha mutlu yıllar dileyelim efendim. Evet, bugün yine hem 2016'yı değerlendireceğimiz hem de 2017'ye ilişkin güncel konuları konuşabileceğimiz bir programla karşınızdayız. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ersin Tatar'ı ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Bir kere 2017 yılına girerken daha mutlu dayanıklar için umutluyduk, ancak bu terör olayı gerçekten bizi derinden yaralamıştır. Zaten hep bunları söylüyoruz bildiğiniz gibi. Türkiye'nin bu büyük acısı hepimizin acısıdır. Netice itibariyle biz burada Türkiye'den kendimizi ayrı tutmuyoruz. Yapılan bu saldırıyı tabii ki ilan ediyoruz ve bu acıyı hep birlikte paylaştığımızı da ifade ediyoruz. Kıbrıs Türk'ü genelde bu duygular içerisindedir. Ve gerçekten Türkiye'mizin bu sıkıntıları da aşabileceğini ve gerçekten hak ettiği istikrarı, refahı ve müreffehliği yakalayacağına inancımız sonsuzdur. Ancak şimdi gerçekten bu kritik dönemden geçerken söylediklerimizle, açıklamalarımızla milletimize güç vermemiz lazım. Yani ateş düştüğü yer yakar, bir de o vardır. Bu şehit ailelerini görüyorum. Günahsız insanların öldürülmelerini tabii ki büyük bir üzüntüyle izliyoruz ve o insanların acısını da paylaşmaya çalışırız. Ama gerçekten insanlık dışı bir takım hareketler ve eğer bunların arkasında bazı büyük güçler varsa bu güçleri de bir kez daha sorgulamak lazım. Yani bu araştırmaların sonunda bunların kaynağının bulunması lazım diye düşünmek isterim. Ve günün sonunda kimin parmağı var, nedir bunların sebebi, kim bunlara silah veriyor, cephane veriyor. Çünkü bu silahı da satmak artık bu suça iştirak etmek anlamındadır. Çünkü olayın boyutu o kadar büyüdü. Sadece işte sınırda bir savaş içerisinde olsanız, o zaman iki ordu olmasa bile işte birilerine karşı savaşıyorsunuz siz sınır bölgenizde. Askerle onlar savaşıyor ama burada gidip günahsız insanları bu şekilde katletmek ve bunlara sebebiyet verenler, bunlara silah verenler, bunlara cephane verenler, eğer bunları sırf para kazansınlar diye yapıyorlarsa veya Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlarsa bunun daha açığa çıkması lazım diye düşünüyorum ben. Yani sadece o katledeni bulmakla bir şey çare üretilmez. Kimdir bunların arkasında? Bunları iyicene ortaya çıkartmak lazım ve belgeleriyle bütün dünyayla paylaşmak lazım. Çünkü evet, Brüksel'de de olabilir, Fransa'da da olabilir, Paris'te, Londra'da dönem dönem oluyor. İşte geçen de Almanya'da derinin biri gitmiş, vurmuş, kırmış, şu insanı öldürmüş. Şimdi orada o adamın veya bir takım insanların suçu olabilir. Ama Türkiye'nin olayında belli ki artık o kadar sürekli oluyor ki bu iş, o kadar planlı oluyor ki bunun arkasında bazı güçler var. Bu güçlerin artık ortaya çıkması lazım. Çünkü bunun hesabını kimse veremez. İnsanlığa ve dünya kamuoyuna bunun hesabını veremezsiniz siz. Yani sizin kendi hak ve çıkarlarınızı ararken bir takım dengeler içerisinde olabilir, bir takım menfaatlerinizi koruyabilirsiniz veya bunun için uğraşabilirsiniz. Ama bu şekilde olmaz. Bu şekilde buna kimse onay veremez. Evet, tabii ki bunlar
Türkiye'ye verilmek istenen mesaj adı DHKPC, PKK, PYD, YPG. Ama bunların arkasında kimler var? DH kim olursa bunların olsun. Bunların böyle bir gücü nasıl olabilir ki? Yani günün sonunda durum belli. Kaçakçılık da tabii ki almış başını gidiyor o bölgelerde. Yani petrol kaçakçılığından tutunuz da uyuşturucu kaçakçılığı, bütün bunlardan beslenen unsurlar. Ama belli ki bunların yaptıklarını, ürünlerini, şeylerini satın alanlar var. Şimdi dünya o kadar küçülmüştür ki, o kadar olaylar denebiliyor ki, bunlar kime satıyor veya silah karşılığı kimiyle ticaret yapıyor? Bütün bunların ortaya çıkması mümkündür ve çıkmalıdır diye düşünüyorum ben. Ancak o zaman işte Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi bu işin kökünü kazıyacağız. Kazıma demek bir bakıma olur işte bunların ortaya çıkartılması ve oralarda bunlara dur denilmesi. Evet. Öyle gündem, yoğun bir gündem var ki bölgede ve Türkiye'de yaşananlar o kadar etkileyici ki biz burada ne konuşursak konuşalım aslında zaman zaman acaba gerçekten ne kadar anlamlı şeyleri konuşuyoruz diye gidip geliyoruz ama her şeyden önemlisi bizim için de bir Kıbrıs müzakereleri meselesi var ki tabii ki Türkiye'yi de doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek olan bir süreç. Cenevre'de 9-12 Ocak tarihleri arasında sayılı günler var. Bir görüşme ortamı sağlanacak ve burada Kıbrıs'ın kaderini etkileyebilecek bir karar çıkması pek muhtemel gibi görünüyor. Ya referandum, ya anlaşmazlıkta anlaşmazlık ya da sürecin başka bir zamana ertelenmesi gibi. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz ama sizin çok ciddi endişelerinizin olduğunu görüyorum. Bu endişelerinizi dile getirdiğiniz zaman 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 da hayır kampanyasına başladı şeklinde değerlendirmelerin de olduğunu görüyorum sizin adınıza. Ancak tabii ben her ne kadar bunlara katılmasam da endişe duymuş olduğunuz bu başlıkların üzerinden bir giderek sonra yine iç siyasete, gündeme ve hükümete döndürmek isterim pusulayı. Öncelikle neden Ersin Tatar olarak bir milletvekili, bir vatandaş olarak endişelisiniz ve hükümette bulunan bir milletvekili olarak endişelenmeye devam ediyorsunuz? Bazı şeylerin elinizde olmadığını mı düşünüyorsunuz? Hükümetin, UBP-DP koalisyonunun Kıbrıs müzakereleri noktasında kayıtsız ve olayı dışarıdan izleyen bir pozisyonda olduğunu mu düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz? Neden Şimdi, endişelisiniz? Hükümet olayları tabii ki izlemektedir. Günün sonunda bir referandum olacaksa hükümet partilerle birlikte oturup değerlendirmesini yapacaktır ama bizim sistemde bildiğiniz gibi yetki Cumhurbaşkanı'ndadır. Cumhurbaşkanı her ne kadar da meclis tarafından da bu iş onaylanmış olsa da halk tarafından seçilmiş bir kişidir ve özellikle bu müzakereleri yürütmek için seçilmiştir. Dolayısıyla halk böyle bir şans vermiştir. Bu şansı da Sayın Cumhurbaşkanı kendi döneminde kullanmak istiyor ve gerçekten bu işe çok önem vermiştir. Vaktinin %90'ını buna harcamıştır. Ama gelinen aşamada görüldüğü üzere ilk başlangıçta 3 ay içerisinde referanduma gideriz ve bu işi hallederiz noktasından çok farklı bir noktadadır. Çünkü daha düne kadar Rumlar da çoğu konuda anlaşamadıkları ortaya çıkmıştı. Çünkü işte Cenevre'de, Montpellier'inde yaşananları hep birlikte gördük. Şimdi Cenevre öncesi iş daha da ciddiye binmiştir. Çünkü belli ki bu tavırlardan dolayı çok sayıda ülke orada bulunmak için perende almaktadır. Her ne kadar da işte bir mutabakat çerçevesinde orada beşli heyet olacaktır. Yani Türkler, Rumlar, Yunanistan, Türkiye ve İngiltere. Fakat gelen haberler Rumlar yaptıkları ön görüşmelerde orada yan odada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, Avrupa Birliği, Çin, Rusya gibi, Fransa gibi ülkeler ve Avrupa Birliği de orada olacak. Avrupa Birliği zaten direkt taraftır. Çünkü Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi direkt Avrupa Birliği içerisindedir, üyedirler. Dolayısıyla öyle çok uluslu bir durumun ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi ve tabii ki Kıbrıs Türkleri orada yalnızlaştırmak isteyeceklerdir. Yalnızlaştırmak. Çünkü bu kadar büyük devlet orada işte üniter bir yapıdan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tekrar eski istikrarına kavuşması, bileşik bir Kıbrıs içerisinde, Türklerin de içine alınması suretiyle Avrupa Birliği'nde, ki onlara göre Avrupa Birliği olunca işte artık bunun güvenliği de söz konusu olamaz. Çünkü zaten güvendedir Avrupa Birliği içerisinde. Avrupa Birliği içerisinde sınır diye bir şey de yoktur bildiğiniz gibi ve İngiltere gibi bir ülke bile Avrupa Birliği'nden çıkmayı hedeflemiştir. Çünkü
günün sonunda göçmen dalgasına dayanamadı. Yani Avrupa Birliği'nde özlenen yerlere herkes gidip yerleşebiliyor, iş kurabiliyor, iş yapabiliyor. O ülkede oy hakkı olmasa bile bunu yapabiliyor ve İngiltere bunu seçmiştir. Ve şimdi şu anda pazarında olabilmek için müzakeresini sürdürürken her zaman karşısına çıkan ama sen bu göçmenlere dur diyemezsin. Eğer biz sana pazarı müsaade edeceksek ihracatların için, hizmetlerin için sen de kapılarını açman lazım. İsteyen insan Avrupalı olduğu takdirde gidip İngiltere'ye yerleşebilmesi lazım gibi bir Avrupa Birliği'nin felsefesi vardır. Temel felsefesi. Bunu da tabii ki kınayamam. Bu onlara ait bir şey. Yani Avrupa Birliği'nin temel felsefesi bu. Dolayısıyla üniter bir Kıbrıs yapısı içerisinde eğer öyle bir çözüm modeline onay verilecekse Avrupa Birliği içerisinde olacak olan Kıbrıs anlam planındaki zamandan çok farklı olarak. Çünkü anlam planı onaylandığında Kıbrıs daha Avrupa Birliği'nde değildi. Onun için biraz daha rahattık. Şimdi artık bundan sonra öyle bir durum yok. Yani delegasyona sıcak bakmıyorlar, birinci hukuka sıcak bakmıyorlar. Dolaşımda, yerleşmede, mülkiyette kısıtlamaya sıcak bakamıyorlar. Çünkü Avrupa Birliği kuralları bunlardır. Bütün bunlar artık ortaya çıkmıştır. Yani Sayın Akıncı ve heyeti bunları bilerekten bu müzakere sürecini devam ettirmişlerdir. Onların dediği nedir? Biz bu şeyi fırsatı eşitliğimizi yakalamak için götürmekteyiz. Bizim için Kıbrıs Türk'ünün bu adadaki eşitliği fevkalade önemlidir. Hangi eşitlikten bahsettiklerini sorduğumuzda işte dönüşümlü başkanlık yani 4 seneden yani 5 senede 4 seneyi onlar 1 seneyi biz yönetirsek Cumhurbaşkanı olarak o bile eşitliğin bir simgesi olarak ifade edilmektedir Sayın Akıncı ve ekibi tarafından ve bunun çok önemli olduğunu söylüyorlar. Diğer bir husus işte öyle veya böyle veto hakkımızın olması gerek parlamentoda gerek bakanlar kurulunda ki orada da 1960'ın belki de gerisindeyiz. Çünkü 1960'da başkan yardımcısı Doktor Fazıl Küçük veto hakkına sahipti. Şimdi şu anda bir bakan veto hakkına sahip olacak. Yani bir bakan öyle bir takım düzenlemeler. O bile 1960'ın gerisine gider diye düşünüyoruz biz baktığımızda olaylara. Ve en önemlisi tabii ki verilecek olan toprağın dışında buralardan tekrar göçmen olacak olan insanlarımız ki gerçekten yani 100 bin insan yerleşeceği toprak vereceğimize göre öyle konuşulmaktadır ve hiç bundan geri adım atılmamıştır. Önemli olan bizim oralardan kaç tane göçmenimiz olacak tekrardan. Yani sen vereceğim toprağa 100 bin değil istesen apartmanları diken 150 bin insan da yerleştirebilin. Önemli olan benim kaç insanım tekrar göçmen olacaklardır. O kadar önemli bir topraktan bahsediliyor ki yani baktığında şeye gidişata ve beklentilere dolayısıyla oralardan çıkacak 40-50 bin insanı tekrar göçmen olarak nerelere yerleştireceğiz? Biz bize kalacak olan %29 plasın içine ve hatta %28 plasın içine ve bu insanların tekrar evlerinin, yerlerinin sosyal ve ekonomik hayatlarının oluşturulabilmesi için ne kadar büyük bir yatırım gerekecektir. Ve mülkiyette tabii bildiğiniz gibi işte bir takım topraklar verilecek. Ama bize kalan bölgelerde de açık ve net her ne kadar da biz bunları kriterlere bağlıyoruz deseler de beni tatmin etmeyen, beni rahat bırakmayan nedir? Çünkü günün sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dağıttığı tapuların tümü bir aşamada komisyonlara havale edilecektir. Bu komisyonlarda işte ilk Rum sahibinin de hatta onun ilk bir sene içerisinde başvurma hakkı vardır. Ondan sonra sen takip edeceksin, başvuracaksın Kıbrıs Türk olarak elindeki tapuyu ve tekrar bunun onayını alacaksın. Bunun onayını alacağın da ne belli? Yani var mı bunun bir garantisi? Belli bir süre yani ben şimdi Kıbrıslı Türkler olarak biz bu kadar yıllık mücadelemizden sonra bu kadar haksızlığa uğramış, gömülmüş, soykırımdan geçirtilmiş. Gerçekten 1974'e kadar bunun içerisinde bizim çektiğimizi biz biliriz. 74'ten sonra öyle veya böyle işte yine Rumların büyük bir hatası Yunanistan'a bağlamak istediler. Türkiye'nin o fırsatı bilip işte garanti bir ülke olarak buraya gelebilmesi ve bu coğrafyada böyle bir pozisyon. Ha o güne kadar, bugüne kadar, o günden bugüne kadar
bir anlaşma için herkes gayret göstermiştir. Denktaşlardan tutunuz da ondan sonraki liderlerimiz hepsi, Mehmet Ali Tarat da dahil ki Hristofias'a anlaşamamıştır ve bir takım tabii ki şeyler söylemiştir Sayın Tarat. Kendimi sarayında asayım mı da demiştir. O bile çözememiştir. Şimdi son fırsat olarak gördüğümüz noktada gerçekten hiç rahat olmadığımı söyleyebilirim. Çünkü baktığımdaki gidişata baktığımda Avrupa Birliği içerisinde bir Kıbrıs'ta Rumların yaptıkları açıklamalar, Rumların niyetlerine baktığımda adamların gayesi üniter bir Kıbrıs Cumhuriyeti. Yani federal cumhuriyet olacak adı ama üniter ve o üniter yapı içerisinde Türklerin oraya öyle veya böyle azınlık adı olmasa bile o şekilde oralara angaje edilmeleri ve Avrupa Birliği içerisinde o çatı altında Avrupalılar olarak yaşayabilmemiz, Türkiye'nin etkinliğine fiili garantisinin sulandırılması, Türkiye'nin buradaki etkinliğinin azaltılması, askerin işte belli bir süreden sonra tamamıyla çekilmesi, şimdi 15 seneden bahsederler işte. 15 sene bu iş devam etsin de 15 sene sonra tekrar gözden geçirilsin. Yani kapı açıyoruz sürekli. Anlam planında olmayan, yani garantilerin sorgulanması diye bir şey yoktu anlam planında. O bir veriydi. Çünkü günün sonunda böyle bir yerde bu kadar geçmişi olan, kritik aşamalardan geçen bir memlekette, tekrar gerilimlerin olacağı bir memlekette böyle bir garanti sistemi mutlak ve mutlak olması gerektiğini, o şekilde bir algı vardı o zaman. Şimdi o algı yok. Şimdi kapıyı açtık ve garantörü tartışıyoruz. Ve geçen gün başka bir projeksiyon programına söyledim. Yani biz 11'inde haritayı vereceğiz. Yani o haritada demek ki bir bakıma kabulleniyoruz toprak vermeyi ve vereceğimiz yerleri isimleriyle birlikte vereceksin. Kasaya girecekmiş ve 12'sinde eğer bu garantilerde bir anlaşma olmazsa o zaman ne olacak? Ben elde var sıfır, bir şey almadım ben, değil mi? Ama o haritayı kilitleyecek, o harita orada kayıtlara geçecek. %29.2 de öyle olmadı mı? Çünkü şimdi %29.2'nin farkı şuydu. Bütünlüklü bir anlaşmanın parçası olarak o %29.2 geçti. Ve o bütünlükte anlaşma olmayınca o da ortadan kalktı bizim tezimiz. Ama şu anda 29.2 ve o %29.2'de denktaş vermemiş zaten. Birleşmiş Milletler hazırlamış. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı için onların bir önerisi. Evet, denktaş Sayın Akıncı, denktaş kabul edeceydi o %29.2'yi. Eğer bütünlüklü bir anlaşma olsaydı o zaman. Ama o bütünlüklü bir anlaşma olmadığı için o %20.2 de tabii ki gündemden düştü. %20.2'yi de bir süre hazırladıydı. Denktaş hazırlamadı. Bak bu çok önemli. Bu teferruatı çoğu insan bilmez. Şimdi şu anda bu haritayı bize hazırlattırıyorlar. Bak budur önemli olan. Bu haritayı bize hazırlattırıyorlar. Bu haritayı biz vereceğiz. Kasaya kilitleyecekler. Sonra da 12'sinde bir şey olmazsa, anlaşma olmazsa o harita orada kalacak. Ve günün sonunda biz onu kabul etmiş olduğumuzda detaylar da çıkacak piyasaya. Hı. Detaylar da çıkacak piyasaya. Ve bunun içerisinde işte orayı verdiğin vermediğin o verilmesi muhtemelen yerlerdeki insanların da ruh halini düşününüz. Yani günün sonunda orası ileride de verilebilecek duruma gelebilecek belki de. Yani ben olsam asla kabul etmezdim bu haritayı vermeyi. Derdim ki oturulsun konuşulsun bu beşli toplantıda. Garantörü de dahil eğer tüm konularda bir anlaşma olursa o zaman harita gündeme gelir. Tüm konularda bir anlaşma durumu ortaya çıkmazsa ben bu haritayı neden vermiş olayım ki? Ben bunu son derece sakat buldum. Ve söylemeye de tabii ki devam hakkım vardır diye düşünüyorum evet. Ben. Kaldı ki detaylara indiğinizde dediğim gibi mülkiyet meselesinde de ekonomi meselesinde de güç paylaşım meselesinde 4 özgürlük de meselesi detaylara inildiğinde Kıbrıs Türkünücü fevkalade rahatsız edecek durumlar var. 2004'ten ama daha geri gittiğimiz sorduğumuzda söyledi. Gerek Sayın Müzakereci'ye gerek Sayın Cumhurbaşkanı'na veya diğer arkadaşlarına işte kriterler soruyorsunuz. Soruyorum ben mülkiyeti de soruyorum. Güç paylaşımını da soruyorum. Ekonomideki durumu da soruyorum. İşte detaylarda bunlar konuşulacak gibi bir algı var. Yani çerçeve anlaşmasını yapmayı niyetlediler. Çerçeve. Çerçevede de işte garantörler böyle olacak. Toprak şöyle olacak haritaya bağlı olarak. Mülkiyette işte kriterlere göre falan. Ama net bir şey yok. Yani benim tapum ne olacak? Benim tapumum eğer o kriterlere göre söz hakkım olsa da bir tazminat durumunda bu parayı kim verecek karşı tarafa? Yani öyle durumlar ortaya çıkabilir. Günün sonunda ben bu tapuyu buz gibi aldım. Buz gibi eşdeğeri bıraktım. Geldim aldım. Şimdi o eşdeğer şöyle olmuş. Buradaki mal böyle olmuş. Bu kadar seneden sonra sen bana dersen işte
100 bin pound daha ödeyeceksin. Daha bu malın esas sahibi olasın o gün. Bu 100 bin pound'u benim vatandaşım nereden bulacak da ödesin? Yani kimse daha beni dinlerken zannetmesin. Tatar anlaşmaz demez, Tatar uzlaşmaz, Tatar statikocudur, Tatar'ın malı mülkü var. Yoktu böyle bir şey. Hayır, kampanyasına başladı. Kıbrıs Türk'ünün genelini düşünmekteyim ben. Yani bizim insanlarımızın çoğunun ya bir evci vardır, ya bir arsacı vardır, ya yatırım için arazileri almıştır, hak ettiği parayla almıştır, kazandığı parayla almıştır. Varsa bir yerden vurgun vuran, varsa bir yerden yalancılığıyla, sahtekarıyla mal, onun peşine düşsünler. Zaten şimdi de düşmeleri lazım. Yani bu devlet varsa öyle bir şey veya güneyde malını satmış ve burada yine haksız yere mal sahibi olan, onların peşine zaten bugünden düşülmesi lazım. Dolayısıyla bu konularda gerçekçi olmak lazım. Esasa bakmak lazım. Kıbrıs Türk'ünün geleceği için gerçekten tehlike arz eden durumları şimdiden tespit edip ona göre bunların savunmasını da yapmak lazım diye düşünüyorum ben. Çok da rahat olamayız. Çünkü işte biz iyi olalım, biz anlaşmaz değilim, biz barışçıl olalım, biz dünyaya karşı şirin görünelim, Kıbrıs Türk'ünün iyi niyetini ortaya koymaya devam edelim şeklindeki duruş o kadar bir artık yumuşamaya başladı ki günün sonunda elini verin kolunu da götürürler. Yani savunma gard neredeyse düştü. Ben gibi. Yani savunmayı gibi öyle görüyorum. Kimseye evet. Da bir haksızlık istemiyorum. Yani onların da tabii ki işi zordur. O görüşme masasında bu meseleleri savunmak kolay değildir ama belli ki karşı tarafın iyi niyetli olmadığı ortaya çıkmıştır ki Anastasiades daha dün gerekirse ben Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsilen giderim bu görüşmeye demiştir. Evet, yani Kıbrıs Türkleri de temsil ederek. 15 gün önce bir anlaşma yaptın bu beşli zirve için ve onu da şey ediyorsun sen bir bakıma çöpe yani, atıyorsun. 12 Ocak'ta zirvenin toplanamaması gibi bir ihtimal görüyor musun? Olabilir çünkü eğer Rum tarafı ben Kıbrıs Cumhuriyeti olarak gideceğim oraya derse Kıbrıslı Türkler nerede olacak? Yani nasıl katılacak? O zaman Mustafa Akıncı Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı muavini olarak mı gidecek? Var mı böyle bir şey? Böyle bir şey olabilir mi? Veya başkalarının da katılmasında ısrarcı olurlarsa veya başka bir oyun olursa yani günün sonunda Rumlar da belli ki o tarafta onlar da bölünmüştürler. Bölünmüş oldukları için zaten Anastasiades'in bir açıklaması vardır. Eğer ben başarılı olamazsam tekrar aday olmayacağım da demiştir Anastasiades. Belki bu da seçim kampanyasının öyle bir seçim kampanyası. Çünkü onun başarısı bir bakıma belki de Dise'ye de yansıyacaktır. O başarı dediği nedir? Kıbrıs Cumhuriyeti'ni koruma. Evet. Yani siz zannetmeyin yani Kıbrıs Federal Cumhuriyeti'nde iki eşit taraf olarak öyle bir durum güneyde bir başarı olarak alınacak. Onlar için önemli olan bir anlaşmaya gitmek doğrudur. Dünyanın desteğini almak, petrol ve gaz araçları içerisinde bir üstünlük sağlamak ama anlaşma dedikleri Avrupa Birliği içerisinde bir bakıma Federal Cumhuriyet Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı olacak, üniter bir yapı olacak ve bu üniter bir yapı içerisinde Türkiye'nin etkinliğinin azaltıldığı, bir süre sonra Türk askerinin ve Türkiye'nin adayı terk etmesiyle garantörlüğün tamamıyla Avrupa Birliği'ne geçmesi ve Avrupa Birliği'nde üniter bir yapı içerisinde o şekilde bir düzenin kurulması ve o şekilde olayların geliştirilmesi onlar içindir başarı. Barış, peki, başarı onlar için budur. Sayın Erdoğan'ın masada oturacak olması muhtemel öyle bir toplantı gerçekleşebilirse sizce Türk tarafı için ne anlama gelir? Nasıl değerlendirirsiniz? O masadan bir referandum kararı çıkabilir mi? Nasıl değerlendiriyoruz? Sayın Erdoğan orada tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak oturacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı da Kıbrıs'ta ciddi anlamda taviz vermez. Ne garantörlüklerde, ne toprak meselesinde, ne diğer konularda. Gerçek anlamda bizim eşitlikten anladığımız neyse Türk tarafı da onu öyle algılayacaktır. Ve Türk tarafı garantiler konusunda da benim düşüncem ciddi bir taviz vermeyecektir. Çünkü şu anda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne girmesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin de garantörü olduğu ve ittifak anlaşmalarında düzenlenmiş olan bu garanti hakları ve o garanti sistemi Avrupa Birliği içerisinde birinci hukuk haline gelmiştir. Bunu ben tutanaklardan gördüm. Burada da söylemem hiçbir şey yoktur. Çünkü bu birkaç yerde daha söylenmiştir. Alman Büyükelçisi bizim görüşme heyetine o zaman gözümüzden kaçtı ama bunu biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin de içinde bulunduğu bu garanti anlaşması
o zaman Kıbrıs Cumhuriyeti'yle birlikte oylanmıştır ve dolayısıyla Kıbrıs Avrupa Birliği'nin birincil hukuku haline gelmiştir. Avrupa garanti sistemi. Evet. Avrupa Birliği'nin birincil hukuku haline gelmiş bir düzenlemenin Türkiye tarafından terk edilmesi bana göre son derece ihtimal dışıdır. Bu tutanaklarda yer alıyor diyorsunuz. Evet. Avrupa Birliği birinci hukuku. Yani evet. 2004 Nisan'ından itibaren. Yani bizim bu delegasyonlarla ilgili konularda hassasiyetlerimizin birinci hukuku haline getirilmesi iddiamızı biliyorsunuz hep reddediyorlar. Çünkü zormuş bu iş. Zormuş. Yani teker teker oylatmak. Hikaye. Kıbrıs Cumhuriyeti o kadar zor mu? Bir gecede yaptılar. Ne olur? İşte Brüksel'de bir yerde bu dağıtılır. İnternetten dağıtılır. Parlamentoda herkes parmağını kaldırır ilgili parlamentoda da. Yani bir adam çıkıp da odacı yahut bir ne derler bir odacı 28 tane parlamentoya tekrar hepsini ziyaret etmek için sırada beklemez. Öyle bir şey yok. Basarlar düğmeye. Hepsinde bir gecede geçer gider bu iş. Çünkü hepsinin parlamentosu açıktır. Evet. Dolayısıyla o delegasyon meselesi de çok önemlidir. Çünkü bu yola çıkıldığında Sayın Akıncı da ne demişti? Benim için önemli olan sarih hem mülkiyette hem nüfusta çoğunluk Kıbrıs Türkleri'de olmasıdır demiştir Sayın Akıncı da. Evet. Bunu defalarca söyledi. Şimdi şu anda aynı şeyi söyleyemez. Peki. Söyleyemiyor çünkü bu da tutanaklarda var. Artık Avrupa Birliği içerisinde sınır olayı olmayacağından dolayı mülkiyette de bir takım sınırlamalar olmayacağına göre delegasyonlarla bunları belli oranlara bağlayamadığın için tamam mı? Uzun vadede bu adada Avrupa Birliği içerisinde Türkler kuzeyde de azınlığa düşebilir. Kuzeyde de malımızın, mülkümüzün çoğunu diğer tarafa kaybedebiliriz. Bütün bunlar tehlikedir, bütün bunlar risktir ve o şekilde bir anlaşma önümüze gelecek. Peki. Bu metin bu yani gördüklerimizden, duyduklarımızdan bu şekilde bir şey önümüze gelecek gibi bir durum vardır. Bunu da bak burada söylüyorum. Farklı bir şey gelirse o zaman çıkıp onu da söyleriz. Peki. Bu tamamdır deriz. Ama şu anda benim gördüğüm, benim izlenimlerim durum bu şekilde götürülmektedir. Ve bir bakıma bu tavize de verilmiştir. Çünkü neden? İşte biz anlaşma istedik. Bu gerçekler doğrultusunda yani Avrupa Birliği içerisinde buna da karşı gelemeyiz. Dolayısıyla bir anlaşma istersek bunlara da evet demek durumundayız. Fakat günün sonunda ben 20 sene sonra, 30 sene sonra, 50 sene sonra bu adada hangi statüde olacağımı eğer bunları ben öngöremezsem o zaman bu işlerde benim işim ne? Önemli olan liderlikte ve bizim gibi insanlar toplum önünde bunları konuşurken bütün bunları araştırıp bütün bu bulgularla özümseyerek ve bilgi birikimimizi hepsini derleyip toplayıp çıkıp halkın önünde bunları anlatabilmektir. Benim dünya görüşüm buradadır ve açık açık bunları söylemeye tabii ki devam edeceğim bir milletvekili olarak. Diğer tarafın görüşü farklı olabilir. O da söyleyecek. En sonunda halk bunun kanaatine varacak. Ama doğru bilgileri bizim halka verebilmemiz. 2004'te de bir referandum süreci olduğunda evet sizler de vardınız. Yani bugünkü mevcut siyasi partilerin birçoğu yine o zaman da vardı. Yine benzer görüşler ortaya konuldu ama endişeleri de ortaya koymasına rağmen pek çok siyasetçi aslında üst sesin sesinin daha hakim olduğu görüldü. Yani aslında bir bakıma da Türkiye'nin de dış aktörlerin de Güney'in de bir şekilde çözüme yönelik verdiği mesajların tesirli olduğu görüldü. Ona rağmen %35 hayır çıktı toplumda. Evet, %35 çıktı ona rağmen. Şimdi ne diyorsunuz? Şu anda kamuoyu anketlerine bakalım, vatandaşa soruyoruz, sizler i̇şte de görüşüyorsunuz. Sizce vatandaşın algısı şu anda nedir? Sizin gibi endişeli mi vatandaşlar? Ne dersiniz? Tabii ki vatandaş günün sonunda anladık sonra olanı biteni. Ben devamlı ulaşmaktayım. Yani hayıra mı yakın sizce? Hayıra yakın, evet. Evet. Hayıra yakın diyorsunuz. Peki. Bu gerçekler daha tam netleşmedi. Tam paylaşılmadı. Bu gerçekler tam eğer yani bizim düşündüğümüz gibi ortaya çıktığında tabii ki çok daha fazla söyleyeceklerimiz olacaktır. Peki bu arada siz her ne kadar Cumhurbaşkanı'nın ve müzakere heyetinin görevinin rolünün belli olmuş olduğunu belirtmiş olsanız da hükümet bundan daha iyisini yapabilir miydi? Yani Demokrat Parti'yi de bıraktın. Ulusal Birlik Partisi'ni hükümetin de duruşu yani, bellidir. Yani. Evet duruş belli ama kamuoyuyla hükümetin duruşu ne kadar iç içe? Yani mesela bugüne kadarki endişeleriniz Cumhurbaşkanlığında müzakere masasında etki gösterdi mi? Belli başlı rahatsızlıklarınızı dile getirdiğiniz için Cumhurbaşkanlığının müzakere masasının heyetinin rolü, şekli, şemali etkilenip bundan değişti mi? Yani hissettirebildiniz mi Ulusal Birlik Partisi olarak ya da hükümet olarak ağırlığınızı masa üzerinde
mümkün olduğunca ne dersiniz? Şimdi süreç öyle gitmiyor. Süreç belli bir takvimi vardı. O takvime göre Sayın Cumhurbaşkanı görüşmeci, müzakereci hep birlikte kendi dünya görüşleri doğrultusunda bu işi götürmeye çalışıyorlar. Ama onlar da biliyor ki günün sonunda her iki taraftan da referandumda evet çıkması lazım ki bu iş bir yere gidebilsin. Dolayısıyla şu anda dediğiniz sıkıntıyı anlıyorum. Ama günün sonunda iş referandumda ortaya çıkacak. Fakat yani referanduma dediğim, kadar bekleyecek benim, misiniz? Benim yapacak bir şey, pek bir şey yok. Benim şey etmeye çalıştığım hep bu açıklamaları ve değerlendirmeleri yaptık. Belki bizi de dinlerler. Belki ona göre bu şeyde görüşmelerde bizlerin de söylediklerini dikkate alırlar. Bak benim halkım bunu düşünüyor. Benim halkım bunu diyor. Ben bunları dikkate almazsam, ben bunları müzakere, Türk tarafı lehine müzakere etmezsem evet çıkma ihtimali çok azdır. Dolayısıyla karşı tarafa bizim söylediklerimizi elinde bir koz olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve görüşmecinin kullanmalarını hep diledik. Evet. Çünkü belli ki bu yol yürünecek. Türkiye'de burada görüşmelerin durmasını istemedi. Her zaman bu görüşmelerin sonuna kadar götürülmesini istedi. Türkiye'nin de tabii ki diyaloğu var, ilişkileri var bütün dünya ülkeleriyle ve bütün dünya ülkeleri de bu işin içerisinde. Dolayısıyla biz masadan kaçtık, işte bu işten vazgeçtik diye bir lüksümüz yok. O bakımdan bu Kıbrıs sorunu ki bir sorun olduğunu da biliyoruz, kabul etmek durumundayız. Bir sorun var. Yani işte biz vazgeçtik, sorun yok. Biz çıkalım, bizi dünya tanısın. Öyle bir alternatifimiz şu anda yok. Ama bu süreci eğer başarıyla götürebilirsek ve günün sonunda ya istediğimiz gibi bir çözüm ya da her iki taraftan da hayır, bizi en iyi kurtaracak olan budur diye düşünmek istiyorum. Ya iki hayır ya iki evet diyorsun. Bu kez anlaşmazlıkta bir anlaşma olur. Rum tarafı için bir şey söylemem ama şimdi benim gördüğüm gerçekten o tarafta da her ne kadar da Anastasiadis ve ekibi işte bir süreç için çalışıyor olsalar da o kadar baskılar vardır ki Anastasiadis de zaman zaman gerçekten bizim tanıdığımız adamdan farklı konuşmalar yapar. Yani anlam planındaki Anastasiadis'ten bugünkü Anastasiadis çok farklıdır. Çok farklı bir duruş içerisinde. Peki. Çünkü dediği ulusal konseyi var, diğer partileri var. Hepsinin desteğini alması lazım ki bu işi götürebilsin. Ve dolayısıyla gerçekten anlam planından çok farklı bir noktada olduğunu görüyorum ben şahsen. Son dönemlerde sık sık özellikle hafta sonlarına gelen süreçlerde Ersin Tatar olarak yaptığınız açıklamalar dikkat çekiyor. Gerek ülke gündemi gerekse müzakerelere ilişkin endişelerinizi dile getiriyorsunuz. Bu açıklamalarınız partinizi de bağlayan açıklamalar mı yoksa Ersin Tatar olarak mı yapıyorsunuz bu açıklamalarınızı? Ben Ersin Tatar olarak yapıyorum ama partiden farklı bir şey söylediğim yok. Partimizle, genel başkanımızla yaptıkları açıklamalarda bu hassasiyetleri onlar da tabii ki belirtmektedirler. Ama dediğim gibi görüşmeci ve Cumhurbaşkanı ayrı bir süreçtir. Hükümetin durumu farklıdır. Ve Türkiye ile birlikte götürülen bir müzakere süreci vardır. Bu olayın da yaşanması gerekiyor diye bir durum vardır. Bizim tabii ki endişelerimiz eğer masada fazla tavizler verilirse bu defa bir başarıya gidilmediği durumda bütün bunlar kayıtlara geçer ve kayıtlara geçtiğinde 3 sene sonra tekrar bir görüşme süreci başlasa da sizi o noktadan başlatabilirler diye endişelerimiz vardır. Bunu da sık sık söylemeye devam ettik. Peki bu arada biraz da hükümet diyelim, programın geri kalan kısmında iç meselelerle devam edelim isterseniz. Son geçtiğimiz hafta bir kriz gündeme geldi, meclise de yansıdı, Sayın Başbakan Yardımcısının meclisten ayrılmasına neden oldu. Bu kriz derinleşebilecek bir kriz mi? Uzun süredir biriken birikimlerin dışa vurma mıdır? Ne dersiniz? Yoksa atlatabileceğiniz gibi bir konu. Hükümetin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii bu mali disiplin olayları, reform olayları çok önemli. Çünkü Türkiye ile imzalanan bir protokol vardır. O protokoldaki bazı maddelere bakıldığında tabii bunlar yoruma da tabii olabilir. Ben söyledim. Sayın Sedat Denktaş çıkıp kürsüden bunlar söyledi ama işte turizm fonu, spor fonu, bu fonların da bütçeye alınması gerekiyor. Neden bunları bütçeye almıyorsunuz dedim kendisine. O farklı, bu farklı da diyemezsiniz. Dolayısıyla yoruma bağlıdır. Günün sonunda reformların yapılmasına yönelik hükümetin niyetinin olduğunu biliyorum, düşünüyorum ve işte 6 aylık bir hükümetti. Sonra bütçe meseleleri vardı. Şimdi bütçe de geçmiştir. 2017'ye de girmiş oluyoruz.
ve 27 milletvekilinin desteğiyle bu hükümet bu önemli reformlarının önemli kısmını yapabilir diye değerlendiriyorum. Dolayısıyla iş oraya bağlanmıştır. Yani Kıbrıs Türk Havalarında çalışanlarına yönelik yaptığımız bu düzenleme özelleştirme yasasındaki bazı değişikliklerle bu olay bütün bu önemli sürecin içerisinde o kadar da büyütülecek bir olay değildir diye düşünürüm ben. Yeter ki diğer noktalarda ve reform süreçlerinde, meselelerinde hükümet bu çalışmayı götürebilsin. Peki. Götürebileceğine inanmaktayım. Çünkü konjonktür müsaittir. Başarılı olmak istiyoruz. Başarılı olmak istersek de tabii ki her ne kadar da bazı sıkıntılar olsa da bu süreci götürmemiz lazım. Çünkü biz de 2009 yılında ben Maliye Bakan olduğum dönemde bir hatırlayınız bakalım yaptığımız işleri, reformları, yasal düzenlemeleri gerçekten en zorunu başardık ve bugünlere kadar gerek maliye gerek ekonomi gelebilmiştir. O düzenlemeleri yapmaydık. Bugün sosyal sigortalar, bu Sayın Bakan'ın bugün bir açıklaması vardır, bu noktada olmazdı. Veya maliyenin kasası bu noktada olmazdı. Dolayısıyla bu gibi ülkelerde sürekli olarak reformlar yapmak durumundayız. Peki, yani ülke siyasetinde de taşlar yeniden oynuyor gibi son dönemde. Bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden istifalar yaşandı. Partinin 3 önemli isminin istifa etmesi, genel başkanın değişimiyle beraber suların durulması beklenirken yaşanan bu olay, Toplumcu Demokrasi Partisi'nin ikiye bölünmesi, TKP olarak yola devam edecek olması, yeni kurulan Halkın Partisi, Yeni Doğuş Partisi ve Sosyal Demokrat Parti gibi yeni partilerin de dikkat çekici açıklamaları, dikkat çekecek bazı çıkışları. Bütün bunlar aslında siyaseti de sorguluyor. Eski siyasi ve yeni siyasiler olarak da değerlendirebileceğimiz bu blok arasında acaba nasıl bir süreç yaşanıyor? Demokrat Parti zaten uzun bir süre önce yaşanmış olan istifalar da ortaya çıkan tablo ortada. Ulusal Birlik Partisi'nde son durum nedir? Ulusal Birlik Partisi'nde taşlar yerindedir, her şey yolundadır diyebilir misiniz? Ulusal Birlik Partisi işte gördüğünüz gibi 4 da bağımsız milletvekilinin desteğiyle, ki onların da hepsi Ulusal Birlik Partisi'ne girme ve aday olma niyeti belirtmişlerdir. Öyle veya böyle bildiğiniz gibi. Dolayısıyla yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin içinde bulunduğu bu sıkıntının hiçbiri Ulusal Birlik Partisi'nde yoktur. Ulusal Birlik Partisi'nde böyle bir sıkıntı yok. Ulusal Birlik Partisi'nin içinde de tabii ki rekabet vardır. Çünkü bizim sistemde milletvekili olmak da pek kolay bir şey değildir. Çünkü tercih oyu da vardır. Bildiğiniz gibi Türkiye'de sıralarlar sizi. AK Parti şu bölgede 3 milletvekili çıkarsa partinin sıralayacağı 3 adam veya hanım seçilir orada. Dördüncüsü seçilmez. İstediği kadar tercih potansiyeli olsun. Bizde tercih potansiyeli olduğu için her zaman o rekabet olur. Olmuştur da olacaktır da. Ama bu partinin bir zafiyeti olarak gösterilmemeli ve en azından herkes buna dikkat etmesi lazım. Yani sen kendi içinde bir takım yarışmalar yapabilin ama hepimiz partiye çalışacağız. Hepimiz bu disiplin içerisinde kendi çalışmalarımızı yürütmek durumundayız. Partili kimi istese seçsin. Emin olan parti varsa biz de varız. Ki bu anlayış parti içerisinde yerleşmiştir. Bu partinin şu kadar 200'ün üzerinde örgütü vardır. Çeşitli yerlerde, memleketin her noktasında. Her gittiğimiz yerde de bu kalabalıkları aynı şekilde görmekteyiz. Hükümet tabii ki yapacağı çalışmalar da halk nezdinde ve algısında daha da başarılı olabilirse seçime doğru herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa. Başarılı buluyor musunuz? Ulusal Birlik Partisi daha da çıtayı yukarıya partinizin çıkarabilecektir. Partinizin pozisyonunu başarılı olarak değerlendirmeniz mümkün mü? Çok pek çok olay yaşandı. Şimdi, pek çok olay özellikle son olarak trafik kazasının ardından yaşanan durum ortada. Sendikalarında, toplumun bazı kesimlerinin sivil toplum örgütlerinde vermiş olduğu tepki ortada. İstifa etmeyen bakanlar var, istifaları bekleniyordu. Uzun bir süre saat polemi yaşandı. Türkiye ile pozisyon, Türkiye ile mevcut pozisyon gereği saatlerin de birbiriyle eş zamanlı olarak değişmemesi gibi pek çok konu eleştirildi.
Ekonomik protokol de hali hazırda aslında bir başka tartışma konusu. Bütün bunlar parti yıpratmış ya da hükümet yıpratmış olabilir mi? Bakanların istifa etmeyişi sizde bir rahatsızlık uyandırdı mı? Ne dersiniz? Bakanların istifa etmesi ne mi? Yani sendikalar istedi diye bakanlar istifa etmedi. Sendikalar istedi değil yani. Sizce edebilir miydi mesela? Yok ben... Siz olsaydınız Ulaştırma Bakanı böyle bir kazadan Hüseyin sonra istifa eder miydiniz? Hüseyin Bey'in duruşunu ben takdir ettim. Çünkü günün sonunda kapıya kadar geldiler. Bağırdılar, çağırdılar, kapıyı kırdılar. Polisi taşladılar. Hamile polisi darp ettiler. Öyle durumlar oldu memlekette. Yani bunu mu tasvip edeceğiz? Yani gerçekten saat meselesine gelince orada hükümet bir siyasi karar vermiştir. Bunu kabul etmek lazım. Her hükümet kendi siyasi kararını verir. Bunun faturasını sandıkta öder. Demokraside de bu böyledir. Sendikalar istedi diye bu işler olmaz. Burada bu saat konusu bir problemdir. Doğru. Yani ilk bakışta yapılan değerlendirmelerde Türkiye ile bizim ilişkilerimiz o kadar yoğundur ki gerek uçaklar, gerek bankalar, gerek ticari ilişkiler, gelenler, gidenler, şunlar, bunlar. Eğer siz farklı bir saat diliminde olursanız o zaman bu ilişkiler zarar görebilir. Ekonomik anlamda bu bize sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla hükümetin görüşü yaptığı değerlendirmeden sonra evet sabah saatlerinde biraz daha karanlıkta olacağız ama günün sonunda bunun değerlendirmesini bürokratlarla birlikte yaptıktan sonra böyle bir karar aldı. Şimdi Hüseyin Bey şey etti. Dedi ki zaten Mart ayına kadar bu iş bitecek. Mart evet. ayında tekrar saat ayarı yapılacak. Bir sonraki dönemde değerlendirileceği yönünde bir mesaj verdi. Öyle anladım ben. O da ne demektir? Tekrar oturulacak, tekrar konuşulacak. Bu tecrübeyle birlikte gerçekten o zaman hangisi ağır basacak ona göre bir karar verilecek. Yani, ama bu kararı doğru buluyorsunuz. Ben ilk etapta gerçekten Türkiye ile ilişkileri bağlamında doğru. Ama yaşayınca olayı tepkileri de görünce bu trafik olayı tabii ki o bizim çok büyük bir acımız oldu. Evet. Ama o tabii ki münferit bir olaydır. O kaza başka bir olaydır. Yolların durumu da başka bir olaydır. Saat de başka bir olay. Peki, keşke böyle bir olay olmaydı. Ben sendikalar için sormuyorum bunu. Yani sizce doğru olur muydu? Siz bakan olsaydınız Ulaştırma Bakanı ve böyle bir kazanın ardından istifa eder miydiniz? Ben böyle bir soruya cevap vermek durumunda değilim. Çünkü günün sonunda hükümet bir bütündür. Hükümet belli ki kendi bakanına sahip çıkmıştır. Çünkü bu kararlar alınırken bir bakan kendi başına karar almaz. Ne saatlerde, ne yatırımlarda, ne başka işlerde. Bir bütün olduğu için hükümetin başı ve başkan yardımcısı da bu sürece destek oldukları için öyle birkaç bakanın istifa etmesiyle bu işler olmaz. Ha, eğer bir kusur varsa bir yerde hükümetin başı da derse bu iş tamam değildir, böyle olmaz. Siyaseten bunun faturası da daha büyük olacak. Kendi bakanına rica eder, kendi bakanı istifa eder veya o görevden alır. Bu hükümetin bileceği bir iştir. Böyle kamuoyu baskısıyla bu gibi olaylar o şekilde çözülmez diye düşünürüm ben. Dolayısıyla hükümet bu yönde bir taktik kullanmıştır ve o hükümet bir bütün olarak devam etmektedir. Bana sorarsanız böyle sık sık bakan değiştirmek de doğru değildir. Çünkü günün sonunda orada bir icraat vardır, icraat potansiyeli vardır. Madem ki bu hükümet bu şekilde kurulmuştur, bu şekilde zaten seçime de işte bir sene kalmıştır. Bu yol o şekilde yürünür ve günün sonunda günahıyla, sevabıyla, her şeyiyle sandıkta bunun imtihanı verilir. Dolayısıyla hükümet Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti hükümetidir. Peki bu bağlamda... Bu koalisyon hükümetinin daha iyi çalışabilmesi için koalisyon ortakları arasında da uyumun devam etmesi gerekiyor. Çünkü siz bu hükümeti götürebilmek için, mecliste nisabı sağlamak için, komitelerde çalışmalarınızı yürütebilmek için, genel kurulda yasalarınızı ve düzenlemelerinizi başarıyla geçirebilmeniz için 27 tane milletvekilinin desteğine ihtiyacınız var. 27 olmasa bir kişi verirse 26, 26'nın altında olmaz. En az 26. Dolayısıyla böyle bir denklem içerisinde bu hükümeti götürmek tabii ki kolay değildir. Ama günün sonunda bir uyumdan bahsettiniz ama bir uyum var. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yaptıkları hatırlayınız bakalım. Ama şuna su geldi, senin. Suyu çeşmeden akıtamadık. Evet. Öyleydi, böyleydi, şuydu, buydu. Şimdi şu anda ben dolaşıyorum vatandaş bu 5 TL, 6 TL'ye rağmen ki fiyat tabii ki... Ki aslında CTP'nin duruşu olmasaydı daha da az ödeyecektik, o ayrı konu. Yani 2 lira 30 kuruşluk fiyat da ortaya çıkmayacaktı. Vatandaş Soğuman'da 15 TL'ye satın aldı tankerden. Şimdi tanker olayı kalkmıştı ortaya yerden, çoğu yerde. Az önce ben Akdoğan'daydım, Akdoğan'da sordum. Allah'a bin şükür ki bu su zamanda geldi. Kıbrıs Türk'ü dünyanın şanslı insanlardan bir tanesidir. Ki böyle bir coğrafyada, böyle bir iklimde, böyle bir kuraklık potansiyeli olan yerde... Türkiye'nin su gelmiştir. Az önce bana söylenen bir cümleyi şimdi burada sizlerle paylaşıyorum. Evet. Dolayısıyla
bunlar hatırlanıldığında Türkiye'den kablo ile elektriğin getirilmesine bile çatlak çatlak bir takım işte biliyorsunuz. Sayın Mehmet Ali Talat Türkiye'den kablo ile elektriğin getirilmesinin tamam olduğunu söylüyor. Ama o parti meclisinde öyle sesler çıktı ki aklınız durur. Halbuki yani çevreci dost olan bir sol tandaslı partinin tabii kızarlar da ben çıktım da geçen gün havayolların şeyinde de işte CTP dedim. Ferdi Bey ta arkadan neler söylemedi bana. Yani CTP'ye ilgili konuşamazsınız onlara göre ama yani demokrasilerde her şey konuşulabilir diye düşünüyorum. Ben sen bana cevabını vereceksin. Eğer sen çevreci dostuysan büyüyen ve gelişen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ki bir otel şu kadar daha elektrik demektir. Şimdi Girne bölgesinde 5 tane daha otel varmış. Bafra'da bilmem kaç tane daha otel gelecek. Şu kadar daha yurt yapılacak. Şu kadar daha öğrenci gelecek. Şu kadar benim sanayi testlerim büyüyecek ve gelişecek bu kadar gelişmeye göre. Tabii yani ben gerçekten o başka bir program konusu. Ben kendi hedeflerimi, düşüncelerimi, vizyonumu açıklayabilirim. Ben hiçbir zaman da karamsar olmadım. Yeter ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zemininde bu istikrarın devam edebilmesi, Türkiye ile de olan ilişkilerimizin geliştirilerek devam edilmesi, bu memlekette çok büyük gelişmeler olabileceğine inanmaktayım ben. Şu ve bu böyle olduğunda siz çok daha fazla elektriğe ihtiyacınız olacak. Şimdi küçük küçük santrallarla siz bu elektriği üretmeye devam ettiğiniz takdirde bu ülkede gerçekten çevre kirliliği baş gösterecek. Çünkü akaryakıt yakıyorsunuz. Akaryakıt da en pahalı bir ürün. Şu anda 60 dolar daha da artabilir. OPEC biliyorsunuz kartel olarak. Peki elektriğin otomatik fiyatlandırılması meselesini nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye'yle kabloyla elektriğin buraya getirilmesi mutlaka gündemde olacak. Ne kadar süre? Belki bunun finansmanına yönelik nedir? Alternatif modeller bunun üzerinde tartışmak lazım. Ama elektriğin oradan çünkü uzun vadede oradan gelen elektrik daha ucuza olacak. Ben yarı yarıya düşeceğini söylemiyorum. Ama en azından bugünkü fiyatın altında olacak. Halbuki biz Türkiye'den getirmezsek bu fiyat çok daha fazla da artabilir. Çünkü petrol çok tehlikeli bir üründür. Ve giderek fiyatı da artabilir. Doların da artmasıyla işte bu şekilde. Peki. Otomasyon meselesine gelince keşke bu otomasyon daha önceden uygulansaydı. Çünkü uygulansaydı. CTP dönemindeki bir karardı. CTP yani kendisi uygulamadı ki onu. Evet. Petrol fiyatları 100 dolardan 27 dolara kadar düştü. İsmet Akim döneminde. Ama fiyatı indirmediler. Ne yaptılar? Yatırım yaptılar. Bütün saatleri yenilediler. Bütün lambaları yenilediler. Biraz da borcu kapatmışlar. Öyle bir evet. ifadeleri. Hiçbir zaman otomasyon halkın güvenini kazanmak için de kullanılmadı. Yani o kadar fiyatlar düşerken ki elektrik maliyetlerinin içerisinde akaryakıt bedeli %65'in üzerindedir. Yani o kadar önemlidir. Fiyat 100 dolardan 27 dolara kadar düştüğünde elektrik fiyatları yarı yarıya düşürülebilirdi. Ama o yapılmadı, yatırım yapıldı. Evet. O yatırımların ne kadar zamanında ve doğru yapıldığını da ayrı bir konuda tartışabiliriz. O da ayrı bir konu. Peki, ayrı bir konu. Otomatiğe bağlanmış olmasının doğru bir karar olarak başka çaresi yok. Çünkü çaresi günün sonunda zarar etmemesi bu için. Bu akaryakıtı sen zamanında alamazsan memleket karanlıkta kalabilir. Bu kadar kritiktir peki, bu iş. Peki, son olarak yani hükümetle ilgili olan kısmında kaldığı için araya tekrar girmedim. Konu belki değişti gibi ama Ulusal Birlik Partisi ile Demokrat Parti'nin hükümetinin tabii ki uyumu çok önemli. Özellikle sağ kesimin de müzakere süreciyle ilgili güçlü bir iktidar, hükümet görme ihtiyacı öyle bir endişesi de var. Zaman zaman yaşanan bu krizvari söylemler, açıklamalar endişeye sevk ederken vatandaşı, bir kısmını en azından. Son dönemlerde Sayın Denktaş'ın başbakan gibi davrandığı, söylemleriyle Sayın Hüseyin Özgürgün'ün üzerinde çıktığı ya da tavrıyla gibi eleştiriler var. Buna katılır mısınız Sayın Denktaş? Ben Hüseyin Özgürgün'ün ağzından duydum. Ben fırsat veriyorum ama son sözü ben söylerim demiştir. Evet, son söz bendedir diyor. Fırsat veririm ama son söz bendedir. Evet. Böyle söyledi. Bu ve, sizce bir uyumun göstergesi mi yoksa tahammül mü? Ve öyledir. Öyledir. Yani baktığımdaki şeye, ilişkilere öyledir. Hüseyin Bey'in kendine göre bir siyaset anlayışı var. O şekilde yönetiyor. Gelen sorulardan bir tanesi içerisinde olduğu için de sormak isterim. Ersin Bey, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı'na mı hazırlanıyor? Çalışmalarından bunu ediniyoruz, bu izlenimi elde ediyoruz şeklinde bir değerlendirme var. Buna katılır mısınız? Ben başkan aday oldum ama tekrar böyle bir iddia olduğunu söylemedim. Ben çalışmayı seven bir adamım. Halkın içinde bir adamım. Her yerde varım. Bütün bu yasa çalışmalarının içerisinde de aynı şekilde devam ediyorum. Benim için önemli olan partimizin başarısıdır. Memleketimizin selamete doğru gidişatıdır.
Bu Kıbrıs görüşmeleridir. Dolayısıyla aktif bir milletvekili olarak yoluma devam ediyorum. Bundan sonra ne olur ne biter bunları zaman gösterecek. Ama ilk etapta partimizin başarısı, hükümetimizin başarısı, memleketimizin selameti. Dolayısıyla benim şahsen bazı iddialarım veya beklentilerim bunlar hiç önemli değil. Önemli olan dediğim gibi bu işleri yapabilmek, buna katkı koyabilmek. Önümüzdeki dönemlerde ne olur onu artık zamanla göreceğiz. Ama günün sonunda şimdi esas olan dediğim gibi hem Ulusal Birlik Partisi'nin hem de memleketin selametidir. Onun için çalışmaları ben bu şekilde götürmekteyim. Peki teşekkür ederiz. Önemliydi bu konular. Hani tabii ki önemli noktalara değindik ama merak edilenleri de sormaya çalıştık. Bundan sonraki süreci bekliyor, merakla izleyeceğiz. Ancak vatandaşın da özellikle sağ kesiminde bu iki sağ partinin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bu hükümetten çok büyük beklentileri var. Bütçe geçti, yeni bir yıl başlıyor. Bir yandan belki müzakereler de gündemin önemli bir kısmını meşgul edecek ama diğer yandan da geçmeyi bekleyen pek çok aslında yasa, yapılmayı bekleyen pek çok reform var. Bunları da takipçisi olacağız. Yine bir başka programda konuşuruz diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Genel bir değerlendirme gibi oldu bu program. Çok teşekkür ederiz katkı koyduğunuz için efendim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, yeni yılın ilk programını böylece tamamladık bu programla birlikte. Yarın yine aynı saatte farklı bir konu ve konukla görüşmek üzere. İyi akşamlar.